Herkese selam değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Oxford Üniversitesi Matematik Bölümü mülakat sorusuyla karşınızdayım. Bu soru 2016'da sorulmuş. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Dilerseniz videoyu izlemeden önce kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Sizin için daha faydalı olabilir. Laf fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Ee, sorumuz burada İngilizce arkadaşlar. Ben onun Türkçesini şimdi söyleyeceğim. Tüm kenarları eşit uzunlukta olan düzensiz bir altıgen verilmiştir burada. Tamam. Aşağıda gösterildiği gibi kenar uzunluğu 1 olan bir karenin içine yerleştirilmiştir. Altıgenin kenarlarından birinin uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar altıgenimizi çizelim. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. Ya düzensiz bir altıgen verilmiş. Yani her açısı ille 120 derece olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Her neyse altıgenimiz buymuş ve karemiz de şuymuş. Karemiz bu. Bu şekilde çok karmaşık oldu ben şimdilik bunları siliyorum. Şimdi karenin bir kenarı birmiş yani bir birimmiş, bir santimer neyse. Şu kısma bir diyebiliriz arkadaşlar. Altıgenin bir kenarına da x diyelim. Şuraya x diyelim. O zaman şu küçük kısım ne olacak? Bir eksi x. Altıgenin bu kısmı da x. O halde şu küçük kısım yine bir eksi x. E biz buradan arkadaşlar şuranın yine x olduğunu biliyoruz. Burada bir üçgen oluşturduk. Bakın gördüğünüz üzere, şu üçgenin şu sağ tarafı çizmek istiyorum. 1 eksi x, 1 eksi x ve x. Çizdik arkadaşlar. Şimdi burada bir denklem oluşturalım. Şunların karesini alınca hipotenüse eşit olacak. Yapalım. 1 eksi x'in karesi artı 1 eksi x'in karesi eşittir. X kareymiş. Karesini aldığımız zaman direkt olarak şöyle diyelim. 2 çarpı 1 eksi x'in karesi eşittir. Pardon karesi dışarıda olacak. X kare. İşlemi yaptığımız zaman 2 dışarıda. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 2 x artı ikincinin karesi. X kare. Eşittir x kare dedik. 2'yi içeri dağıtalım. Şu şekilde dağıttığımız zaman ne olacak? Şöyle bir ok çizelim. 2 eksi 4 x artı 2 x kare eşittir x kare. Her iki taraftan da x kareleri çıkaralım arkadaşlar. x kareyi çıkardığımız zaman ne kaldı elimizde? Şu yukarı yazalım. x kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0. Arkadaşlar bu arada çok düzensiz yazdım. Çok özür dilerim. Tablet kullanmaya hala alışamadım. Ee, evet şu anda arkadaşlar elimizde ikinci dereceden bir denklem var. İkinci dereceden denklemin köklerini bulmaya çalışacağız. Bunu daha nasıl yapacağız? Ee, şimdi burada 2'ye 1 şeklinde ayrılır. Yani bu da demek oluyor ki biz burada b kare eksi 4 ac formülüne gireceğiz. Şunları siliyorum. Bunlarla işimiz bitti artık. Tek yapmamız gereken arkadaşlar burada x'i bulabilmek için b kare eksi 4 ac formülünden yararlanmak. Şimdi arkadaşlar burada delta'yı bulacağız. Ve delta'yı bulduktan sonra kök formülünden işi bitireceğiz. Kök formülümüz neydi? X eşittir diyelim. Eksi. Eksi B. Artı eksi. Kök. Delta bölü. 2A. Biz burada arkadaşlar A'mızı B'mizi ve C'mizi yazalım. A'mız ne burada? B'mizi de yazalım. C'miz. A'mız burada 1. B'miz. 4 pardon eksi 4 c'miz ise 2 denklem değerine koyalım x eşittir diyelim eksi b'miz neydi eksi 4 sonrasında artı eksi kök delta kök delta'yı da arkadaşlar b kare eksi 4 ac şeklinde yazalım b kare eksi 4 ac hatta yukarı yazayım onu b kare eksi 4 ac b kare yani b'nin karesi 16 Eksi 4 çarpı 1 çarpı 2. 4 çarpı 2 8. Şuraya direkt olarak 8 yazalım. 16 8'den de direkt olarak 8. Tamamdır. Şöyle yazdık. Bölü 2a. A'mız zaten 1'de. Şimdi arkadaşlar şu işlemleri de yaptığımız zaman ne olacak? Eksi ile eksi artı olacak. Burası direkt olarak 4 çıkacak. Yani köklerimizden birisi 4 artı kök 8 bölü 2. Diğeri de 4 eksi kök 8 bölü 2. Şunları ayrı ayrı bir şekilde yazalım. Şu x1 diyelim. Şuna da x2. 4 eksi kök 8 bölü 2. Şimdi arkadaşlar x1 kökümüz 4 artı kök 8 bölü 2. Ama soruda şöyle bir şey var. Şimdi buranın tamamı yani şu kısmın tamamı 1. E biz ne arıyoruz? x'e x 1'den küçük bir şey olacak. Orası bariz bir şekilde belli. Ama biz x1'e bakarsak 4 artı kök 8 bölü 2'den cevap kesinlikle 1'den büyük bir şey çıkacak. O halde arkadaşlar x1 burada bir kök değildir. x1 bizim bir kökümüz değil. Ama x2'ye bakalım. x2 arkadaşlar 1'den küçüktür. Burada da zaten işlemi yapınca ne olacak? 4 eksi 2 kök 2 bölü 2'den 2 eksi kök 2 gelecek. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar her ne kadar Oxford Üniversitesi matematik mülakatında sorulmuş bir soru da olsa e, TYT AYT'de çözdüğümüz sorulardan bence hiçbir farkı yok. Yani TYT'de bu soruyu koysanız ya da AYT'de fark etmez orası. Hiçbir şekilde sırıtmaz. Her neyse ya bence gayet kolay bir soruydu ama sadece TYT AYT ile kıyaslamak istedim. Her neyse arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bunun gibi daha fazla video izlemek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.